geldik. Bir yerel seçimin sonuna geldik. Öyle iftiralarla, öyle tehditlerle, öyle çirkinliklerle karşılaştık ki keşke sadece bir yerel seçim gibi olabilseydi. Keşke Eyüplü hemşerilerim, başta Emel kardeşim olmak üzere bütün adayların, diğer adayların projelerini, hizmet anlayışlarını takip edebilir, onlar üzerinden bir karar verebilseydi. Ama ben bugün İstanbul'u geziyorum, her ilçede maalesef ilçe adayından çok Sayın Erdoğan'ın resimlerini gördüm. Bu arada ittifaklarla seçime gittik. Biz Cumhur İttifakı'nın hiçbir bireyine, liderlerine, yöneticilerine, adaylarına ve seçmenlerine en küçücük incitici, rencide edici, onların kalbini kıran tek bir söz söylemedik. Ama bize illet dediler, zillet dediler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak birlikte bir işbirliği yaptık. Eyüp'te adayımız Emel kardeşim. Şimdi bu seçimi, bu hale çevirenlerin muradı nedir'e bakmamız gerekiyor. Mutfak yanıyor kardeşim. Tencere yanıyor kardeşim. Anadolu'nun her ilçesini tek tek dolaşarak geldi. Size Anadolu'nun her ilçesinden selamlar getirdim. Ama ilk defa 25 yıldır aktif politika yapan bir siyasetçi olarak ilk defa insanlar bana açıl diye bağırdı. Bu bağıran kadınların, gençlerin sesini duyurmamak için ekonomide yanan mutfağı, hakkı yenen işçileri, işten atılan babaları, KPSS'ye takılan gençleri, tencereyi kaynatamayan kadınları. Bakın, Bursa'nın bir ilçesinde bir genç hanım vardı. Meral abla, her gün aynı yemeği pişirmekten, her gün aynı yemeği sofraya koymaktan usandı. Dolayısıyla bütün sövmelere, bütün küfürlere, bütün iftiralara sabrettik. Hep kendime dua ettim. Ya Rabbim bana Eyüp sabrı nasip et. Allah bana onu nasip etti ve bugün buradayız. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen de, AK Parti'ye oy veren seçmen de bizim kardeşimizdir, canımızdır, kanımızdır diyerek geldik. Her ilçede, her sokakta şunu söyledim. Buralarda, tepelerdeki kavgalara bakmayın. Fatih'ten buraya geliyoruz. Rabia işaretini yapan kardeşlerim oldu. Ben kendilerine başarılar diledim. Allah hepimize hayırlısını nasip etsin dediğimde bir kardeşim büyük bir öfkeyle zaferi biz kazanacağız. Zafer diyerek konuştu. Biz savaşa gitmiyoruz, neyin zaferi? Ne hale getirmişler insanları? Ama benim sizden istediğim şudur. Yarın bu kulağı çekeceksiniz. İyi olacak. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Mart'ın sonu bahar olacak. Eğer okula çekerseniz benim gibi böyle eğilip gözünüzün içine bakacak. 4,5 yıl daha seçim yok. Ben seçilmiyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu seçilmiyor. Sayın Bahçeli seçilmiyor. Sayın Erdoğan seçilmiyor. Seçilecek olanlar Emel Gine Belediye Başkan adaylarımız seçilecek. Dolayısıyla belediye başkanlarının, adayların benim ağzımdan ya da Sayın Erdoğan'ın ağzından yönetildiği bir Eyüp, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla yönetilen bir Eyüp istemiyorsanız, böyle bir talebimiz yok çünkü bizim Emel kardeşimi inşallah yarın seçeceksiniz. Bu çanta rahmetli Menderes'in yastığa adaya giderken elindeydi. Rahmetli Ecevit'in, rahmetli Demirel'in zincir bozana giderken elindeydi. Rahmetli Başbuğ Türkeş'in mama giderken elindeydi. Bu çanta var ya bu çanta. Bu çanta Pınarhisar'a giderken Sayın Erdoğan'ın elindeydi. Sayın Erdoğan sizlere ihanet etti. Sayın Erdoğan bu çantaya da ihanet etti. Hani muktedirlerle dövüşecekti. Hani vesayete karşıydı. Halbuki muhtar olamaz diyenlere karşı hepimiz biz onu başbakan yaptık. Eyüp onu başbakan yaptı. Sonra beğenmedi, cumhurbaşkanı yaptık. Onu da beğenmedi, başkan yaptık. Ama aranızdan koptu, gitti be kardeşim. Zaman zaman söyledin, öyle bir kibir abidesi oldu ki. Kibirlenme padişahım, senden büyük Allah var. İşte onun için 4,5 yıl sonra karşınızda gelip kendini tartıracağı için 1 Nisan'da eğer o kulak çekilirse İstanbul'da inşallah büyük şehri alıyoruz. İnşallah Eyüp'te Emel kardeşim seçilecek. Böyle yapacak ha. Televizyonda dedi ya, benim ne olduğumu iyi bilir. Dolayısıyla el hak doğru söylüyor. Ne olduğunu çok iyi bilirim. Dolayısıyla gelip böyle bak ben nasıl eğildim bakıyorum gözlerimiz için Emel o için. O da aynını yapacak. EYT'ye takılanlara türedi de bir şey özür dileyecek eğer o kadar çekerseniz. Taşeron işçileri alın, kadroyu alın dedik. Aldılar, onu da yanlış aldılar, onu düzeltecek. 55 puanla mülakattan geçip 82 puanla mülakatta kalan genç kardeşlerimin, KPSS'ye takılanların gözünün içine bakıp ben ne yaptım, senin problemini nasıl çözebilirim diyecek. Ama en önemlisi damat gidecek, damat. Ya değmez mi? Değmez mi? Damadın gidişine değmez mi? Ekonominin içine tükürdü. Dolayısıyla 1 Nisan günü rahat, huzurlu bir Eyüp'te uyanmak için o kulağı şöyle çekilirsin. Şimdi kadınlardan istediğim şudur. İkide bir bu kadın. İkide bir kadın adaylarımıza yönelik ahlaksız, terbiyesiz gibi sözler. En son gelince yara bu kadın, sonra bayan merak. Arkasından güya hanımefendi, güya hanımefendi diye bir söz olur mu? Biz kadınlarla konuşuyoruz. Ondan sonra dün itibariyle çok bozuldu. Dün itibariyle merak. Ben bugüne kadar... Şimdi Meral diyor ama ortağını kurduracak ve şarkı. Ben sana Recep dedim mi? Bugüne kadar ey Recep dedim mi? Demedin. Sayın Erdoğan dedi. Tayyip Bey dedi. Şimdi kadınlara sesleniyorum. Siz o kulağa biraz morarsın kardeşim. Biraz sizin hikayet olsun. Bir de bir anne terliği küt diye. O da şuradan geçti.
kullandığınız o vatandaşlık hakkını seçmenin yeniden veli nimet olmasını sağlayacak. Bakın burada bir işletme var. Bu işletmenin sahipleri müşteri veli nimettirler. Artık seçmene veli nimet deniliyor mu? Yok. Niye? Ceketimi atsam seçtirilir diyor abi. Dolayısıyla seçmenin veli nimet olması için o kulak çekilecek. Büyükşehir'de İmamoğlu, Eyüp'te, Emel kardeşim inşallah seçimi kazanacak. Ben Emel'i önce Allah'a